Evet, şimdi biz makarna yapımına başlıyoruz. Bu Türkiye'nin her yerinde hemen hemen yapılan bir yiyecektir. Dışarıda erişte olarak ismi geçiyor ama biz kendi ilçemizde makarna diyoruz. Makarnamız için irmik ve süt hazır. Yumurtayı hazırladık. Onları unla buluşturacağız. Tuz. Tuzumuzu da ilave ettik. Sert bir hamur olacak. Açarken de zorlu bir hamur olacak. Sert olursa daha güzel oluyor kesmesi çünkü. Büyüklerimiz bunu belki çok daha güzel yapıyordur. Bizler de onlardan öğrendiğimiz kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar Parça su. un, ne kadar yumurta? Ben Yazıyı onu yazabilirim. Yok. Koyar mısın şunu birazcık? Oldu sayılır. Sonra kapatacağız. Yarım saat dinlenmeye alacağız. Genelde bu hamur çocuklarımız daha çok sevsin diye ıspanaklı, havuçlu, pancarlı ayrıca tabii ki daha farklı vitaminli oluyor. Yapılabiliyor. Biz şu an sade yaptık. Yumurta koyduk, tuz koyduk, irmik ve süt koyduk içine. Dinlenecek. Ve daha sonra hamur açımına geçeceğiz. Now we will gonna make organic noodles. We are preparing this one for winter time. Türkçe makarna. It's Türkçe makarna. Antalya makarna. Turkish we call it makarna, in English we call it noodles, but this one is not ordinary noodles that we buy in the market. Makarna artı erişte. I will show to you later how we will gonna cut it. So first thing, I am the one we're gonna open it. I will give it to Nermin Abla and then the last one, Najla Abla. And then we will gonna put it inside to make it dry. After it gonna dry, we will gonna cut it. Sizde konuş. Filipinli gelinimiz makarna açıyor. Öğrendi her şeyi. Maşallah. Yabancı gelin, görümceler, Necla, Nermin, makarna. Evet. Afiyet olsun. Biz bir ekip olduk.